Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bugün Brawl Stars'ta asla yapmamanız gereken 10 şeyi sizlere göstereceğim ve bu göstereceğim maddelerden birini bile yapsanız hesabınız banlanabilir arkadaşlar. O yüzden çok önemli maddeler sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce bu tarzda daha çok Brawl Stars videosu için mutlaka bu videoyu sizlerden en az 1000 like bekliyorum ve kanala abone değilseniz 600 bine çok az kaldı. Abone olmayı unutmayın, hemen videoya geçeyim. Ve tabii ki de maddelerimize de geçmeden önce dükkanın en sağından içerik ve size destek kısmından arkadaşlar ustayı desteklerseniz gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Ustayı desteklemek tamamen ücretsiz arkadaşlar, bunu da söyledikten sonra hemen maddelerimize geçin. Ve ilk maddemizde olaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk maddemiz bildiğiniz gibi oyuna yeni aşamalı mod eklendi ve bu aşamalı modla beraber profilimizde aşamalı modda ünün diye bir sekme eklendi arkadaşlar oyuna. Ve savaşlarda saygılı davranarak ününü koruyabilirsin. Çok fazla ceza alırsan aşamalı maçlardan uzaklaştırılırsın demiş. Ve buradaki soru işareti butonuna tıklarsanız ün nasıl kaybedilir veya kazanılır ile ilgili maddeler sıralamış Supercell. Ününü kaybetmemek istiyorsan aşamalı maçları şikayet edilmeden veya ceza almadan tamamla demiş ki bu şekilde ününü yükseltebilirsin demiş. Ve eğer ki savaşlardan ayrılırsan, oyunu sabote edersen ve hile yaparsan ve seni şikayet ederse bu nedenlerden dolayı birisi, aşamalı moddan uzaklaştırılıyorsunuz arkadaşlar. Ve hani birden de uzaklaştırılmıyorsunuz abi. Böyle 5 kere arkadaşlar maçtan çıkış yapmanız gerekli. Şu anki halihazırda arkada dönen videoda da görürseniz toplamda arkadaşlar birinci kez uzaklaştı mesela. Ünün düşürüldü diyor. Bunu sık yaparsan aşağıda maçlardan uzaklaştırılacaksın diyor ve saygını bir derece geriye gidiyor. Bunu ikinci sefer daha yaparsanız arkadaşlar ikinci kez bu sefer bir uyarı daha alıyorsunuz. Evet, ikinci kez uyarı aldı gördüğünüz gibi, ünün iyi durumda diyor arkadaşlar. Hala ama bir tık daha gördüğünüz gibi ünü düştü. Üçüncü kez bunu yaptığında yine maçtan ayrıldı gördüğünüz gibi. Bir uyarı daha aldı arkadaşlar. Üçüncü uyarı ve artık kırmızı çizgisine doğru yaklaşmaya başladı. Ününü kaybetmeye başladı. Hala saygında, ancak bunu dördüncü kez yaparsanız eğer, şu anda da olduğu gibi bunu dördüncü kez çıkışını yaparsanız eğer maçtan ayrılırsanız, gördüğünüz gibi dördüncü kez ayrıldı ve artık riskli kategorisine geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi ünü. Ve bunu eğer beşinci kez yaparsanız arkadaşlar üst üste, şu anda da olduğu gibi uzaklaştırılma süresi 2 saat 59 dakika diyor altta arkadaşlar. Bunu 5. kez yaptığında biraz ara diyor ve 2 saat 59 dakika boyunca aşamalı maçlardan uzaklaştırıldım diyor. Ve ne yaparsanız yapın abi, maça ne kadar oynadarsanız deyin maça giremezsiniz arkadaşlar. Ve bunu eğer ki tekrar ederseniz, yani eğer ki ilk uyarınız 3 saat ya arkadaşlar, bunu tekrar ederseniz kalıcı olaraktan ömür billah o hesapta arkadaşlar bir daha aşamalı moda giremezsiniz. Ve aşamalı moddan bunu sürekli yaparsanız tamamen banlanırsınız abi. Göstereceğimiz ilk madde buydu. Bunu asla yapmamanız gerekiyor. Yine yeni güncellemelerden biriyle hayatımıza gelen bir buton var arkadaşlar ve yanlışlıkla da olsa bu butona kesinlikle tıklamamanız gerekiyor. Ayarlar kısmında sol altta arkadaşlar, en altta hesabımı sil diye bir buton var ve eğer bu butona tıklarsanız burada gördüğünüz ve o kadar emek verdiğiniz canım hesabınız direktmen silinir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta şöyle bir video var. Hesabı eğer sil derseniz arkadaşlar, Yunus'un videosunda da olduğu gibi kişisel verilerin silinmesi talebi diyor ve bir daha üstüne verilerimi sil derseniz arkadaşlar hesabınız 30 günlük askıya alınıyor ve siz eğer ki 30 gün içerisinde hesabınızın silinmemesine dair herhangi bir istek Supercell desteğe yazmazsınız, tamamıyla o hesabınız kalıcı olarak siliniyor arkadaşlar. Yani siz siz olun, ne olursa olsun arkadaşlar şuradaki hesabımı sil butonuna tıklamamaya özen gösterin, yoksa hesabınızı komple kaybedersiniz abi ve bir daha asla geri hesabınızı alamayabilirsiniz arkadaşlar ve o kadar verdiğiniz emek boşa gider. Evet, üçüncü asla yapmamanız gereken madde para iadesi olayı arkadaşlar. Bazı kişiler dükkana geliyor ve atıyorum ki arkadaşlar 80 elmas alıyorlar buradan 169 TL'ye. Ve bu 80 elması aldıktan sonra bu 80 elmasını da harcıyorlar arkadaşlar. Ve sonrasında Android ve iOS marketinden para iadesi talep ediyorlar. Ve eğer ki para iadeleri kabul edilirse Supercell'de kendi geliştirmiş olduğu sistemle beraber buna çok güzel bir çözüm bulmuş. Sen para iadesi talep ettin ama o para iadesini talep ettiğin elması eğer ki harcadıysan Supercell'de 80 elması aldın ve para iadesi talep etmeden önce de elmasları harcadınız ya arkadaşlar, onu eksi 80 elmas olaraktan yansıtıyor. Tıpkı burada gördüğünüz eksi 1090 elmas gibi arkadaşlar, hesabınızı eksiye düşürüyorsunuz Supercell eğer ki bu şekilde bir para iadesi yaparsanız. Yani siz 80 elması aldınız ve para iadesi talep ettiniz, otomatikman Supercell'ın 80 elması sizden çekiyor ve 0 elmasınız kalmış oluyor. Ancak siz zeki zannedip kendiniz arkadaşlar o 80 elması aldığınızda harcayıp para iadesi talep ederseniz, Supercell burada görmüş olduğunuz arkadaş gibi hesabınızı eksiye düşürüyor ve bunu sürekli yaparsanız eğer hesabınız kalıcı olarak banlanabilir arkadaşlar. Çünkü bu da Supercell kurallarına aykırı bir hareket.
Evet, en çok nefret edilen şeylerden biri aslında Supercell'in yine kurallarına aykırı bir şey ve hesabınızın banlanmasına yol açabilecek kadar asla yapmamanız gereken yine bir olay arkadaşlar. Duo'da takım olmak gerçekten de hani bazı oyunculara haksız bir rekabet oluyor gerçekten. Mesela bu videoda da gördüğünüz gibi 3 takım olmuşlar arkadaşlar. 6 kişiler ve 2 kişiye saldırıyorlar. Sadece bu videoda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Duo'da takım olmak ve bu şekilde insanların haklarına girmek diyebilirim yani buna ben. Arkadaşlar bunu çok yaptığınız takdirde ve bu da şikayet edilirse eğer insanlar, oyuncular tarafından Supercell'e oyundan banlanma durumunuz olabilir arkadaşlar. Bu da yine Duo'da takım olmakta asla yapmamanız gereken şeylerden biri diyeyim arkadaşlar. Bir sonraki asla yapmamanız gereken maddeyle devam edelim. Evet, yine asla yapmamanız gereken maddelerden biri arkadaşlar solo'da win trade yani kupa takası yapmak. Bu da abi yine aslında takım olmaya çok benziyor ancak bu birazcık daha işin artık abartıldığı kısım. Solo'da böyle 7-8 kişi bir olup sadece 1-2 oyuncuya saldırmak yine hesabınızı anlatmaya kadar götürebilir arkadaşlar. Bunu sürekli yapmak, özellikle yüksek kupalarda yapmak. Muhtemelen yüksek kupalarda yaptığınız takdirde sizi Supercell'e şikayet edecek bir sürü insan olacaktır ki ben Twitter'da birçok böyle yüksek kupada win trade yani sürekli takım olan insanları, kupa takası yapan insanları şikayet eden oyuncular görüyorum. Direkt Dani'yi etiketleyip Supercell'e etiketleyip şikayet ediyorlar arkadaşlar ve bunu sürekli yaparak şikayetleri sürekli Supercell tarafına ileten oyuncuların olması yine sizlerin hesaplarının kalıcı olarak banlanmasına yol açabilecek bir şey arkadaşlar ve bunu sürekli yapmanız hesabınızı yine banlatabilir abi. O yüzden bunu da asla yapmamanız gerekiyor. Solo'da win trade yani kupa takası yapmak hesabınızı kısacası banlanmasına kesinlikle yol açabilecek bir olay arkadaşlar. Kesinlikle de yapmamanızı tavsiye ettiğim bir olay yine. Bir diğer olayımız sıkıntılı isimler koymak arkadaşlar. Yine sıkıntılı isimler koymanız da Brawl Stars'tan banlanmanıza neden olabilir abi. O yüzden Brawl Stars'a koyduğumuz isimlere dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir topluma hakaret içeren, dini bir şeyle alakalı o şeye hakaret içeren veya ne bileyim argo içeren, küfür içeren semboller, isimler, ırkçılık içeren isimler arkadaşlar Brawl Stars hesabınızın kapanmasına neden olabilir. O yüzden bu tarz isimleri az önce de saydığım tarzda ve ekranda gözüken tarzda isimleri veya emojileri koymamaya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk başta kabul edilip sonrasında da hesabınızın bu isimlerden dolayı banlanma riski var. Şikayet edildiği takdirde o yüzden bu tarzda şeylere, toplara girmemeniz gerekiyor arkadaşlar. İsim koyarken Brawl Stars'ta diyelim mesela Tomar 753 de sanırım yasaklanan bir isimde. Bazı bu tarzlarda yasaklanan isimler dahi var arkadaşlar Brawl Stars'ta. Bunu da söyledikten sonra hemen bir diğer maddemize devam edelim. Evet, Brawl Stars'a dikkat etmeniz gereken ve bazı sonuçları olan bir şey daha arkadaşlar yine. Brawl Stars'ta sanırım 18 yaş altı arkadaşlar. Yani yaşınızı 18'in altında mıydı? 13'ün altında mı? Orasını tam bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazabilir. Yani düşük sayıda ya 10 altında bir yaş yazarsanız arkadaşlar yaşınızı en kötü öyle söyleyeyim. Brawl Stars sohbetiniz hiçbir zaman açık olmaz ve arkadaşlar. Brawl Stars sohbette yazamazsınız. Aynı şekilde sanırım klan chatine de ya kulüp chatine de yine yazamıyorsunuz eğer yaşınızı küçük yaparsanız arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyor olmanız lazım. Sanırım aile dostu olmayan kulüplere de giremiyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki yaşınızı küçük yaparsanız bu tarzda yaşınızı küçük yapmanın handikapları var, olayları var arkadaşlar. Bir sonraki asla yapmamanız gereken madde arkadaşlar hesap paylaşımı. Birçok kişi işte kupa kastırmak için vesaire hesap paylaşımı yapıyor arkadaşlar. Hesap paylaşımı yapmanız da yine sizlerin hesabınızın banlanmasına neden olacaktır. Çünkü Supercell elinde nereden girdiğinize dair veriler oluyor arkadaşlar. Atıyorum siz İstanbul'dan giriyorsunuz ancak hesabınızı paylaştığınız kişi Ankara'dan girerse dakikalar içerisinde böyle bir şey mümkün olmayacağı için Supercell sunucuları otomatikman sizlerin hesabınızın paylaştığınızı fark edip hesabınızı banlama yetkisine engellemeye etkisine sahip arkadaşlar. O yüzden hesabınızın banlanmasını istemiyorsanız hesap paylaşımı yapmaktan kaçının abi. Kendi kupanızı, kendi hesabınızı kendiniz kasın arkadaşlar paşa paşa. Başkasına vermeyin. Aksi takdirde hesabınız banlanabilir, hatta banlanır. Yine oyunun chat kısmında arkadaşlar gerekse işte maçlara girdiğimiz o chat kısmı gerekse kulüp chatinde argo konuşmak, küfürlü konuşmak ve sizi bundan dolayı birisinin şikayet etmesi hesabınızın banlanmasıyla sonuçlanabilir. Atıyorum burada kalp yerine başka bir şey yapılmış olsaydı bunu atıyorum şikayet et dediğimde adı şikayet et işte seçeneği var falan filan arkadaşlar. Bu şekilde hem az önce gösterdiğim madde isimden dolayı şikayet edebiliyorsunuz hem de burada küfürlü argo konuştuğu için de yine şikayet edilebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hem buradaki chatte yani kulüp chatinde hem de takım chatinde küfürlü konuşmamak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sizi direkt ben birisi işte oradaki demin ki butona tıklayarak şikayet edebilir ve Supercell bu çok fazla şikayet edilen hesapları da banlama etkisine yine sahip arkadaşlar. Aynı isimden dolayı da şikayet edilebilirler. Adı şikayet et vardı az önce gördüğünüz gibi. Hem de yazdığınız şeylerden dolayı sizi şikayet edebilirler. O yüzden yine takım chatinde ve kulüp chatinde argo veya küfürlü konuşma yapmanız asla tavsiye etmediğim şeylerden biri arkadaşlar. Çünkü hesabınız banlanabilir.
Yine asla ama asla yapmamanız gereken bir ince detay daha var arkadaşlar. Ayarlar butonunda müzik ve ses efektleri kısmı var arkadaşlar. Müzik çok önemli olmayabilir ancak siz ses efektlerini eğer ki kapatırsanız arkadaşlar, maç sırasında Leon gibi ultiye bastığındaki sesleri var arkadaşlar. İşte Leon'un ultiye bastığında bir ses çıkartıyor veya ne bileyim farklı karakterlerin ultiye bastığında değişik sesler çıkartabiliyor. Farklı karakterlerin ne yaptığını, mesela Leon'un ulti bastığını bu sesten anlayabiliyorsunuz. Eğer ki siz bu ses efektini kapattığınızda birçok karakterin ultiye mi bastığını, normal düz vuruş mu yaptığını, nereden geldiğini kaçırmış olacaksınız ve bu da oyununuza olumsuz yönde etki edecek ve birçok kez bunun yüzünden eksi yiyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden oyundaki ayarlar kısmındaki ses efektini asla ama asla kapalı yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. Müziği kapatabilirsiniz ama ses efektini asla kapalı yapmayın abi. Ben Brawl Stars'ta asla yapmamanız gereken 10 şeyi de sizlere göstermiş oldum arkadaşlar. Umarım bunları hiçbiriniz hiçbir zaman yapmazsınız ve hesaplarınız da engellenmez abi. Çünkü bunlardan birini bile yapıyor olursanız eğer hesabınız günün birinde şu an olmasa bile mutlaka engellenecek arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu videoyu da sizlere paylaşmak istedim. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Başka da Brawl Stars bölümlerine görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.